Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Nerede kalmıştık? En son kökü işlemiştik. Kökün yapısına evrimsel adaptasyonlarından, çeşitlerinden bahsettik. Şimdi geliyoruz artık gövde ve yaprak. Bu videoda arkadaşlar size hem gövdeyi hem de yaprağı anlatacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar gövdenin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Daha sonra gövdeyi ayıracağız. Otsu gövde, odunsu gövde diye. Sonra da arkadaşlar gövdenin de evrimsel adaptasyonlarına bakacağız. Şimdi bakın gövde arkadaşlar bitkinin sürgün kısmındadır. Bakın kök aslında şöyle söylemek istiyorum ben ilk önce. Bitki ikiye ayrılıyor yapı bakımından. İlk bir kök sistemi vardır, bir de gövde sistemi yani sürgün sistemi vardır arkadaşlar. Sürgün sisteminde bulunanlar işte gövdesi, yaprakları, dalları, daha sonra tohumu, meyvesi bunlar nedir arkadaşlar? Sürgün sisteminde bulunanlar. Kök kısmında ise zaten kök sisteminde ise adı üstünde sadece kök kısmı bulunuyor. Şimdi biz sürgün sisteminde olan gövdenin yapısına, işlevine bakarken şöyle bir anlatalım. Arkadaşlar bitkinin yaprak ve üreme organlarını bulunduruyor. Yani üreme organları derken çiçeğini bulunduruyor arkadaşlar. Yaprakla kökler arasında bir nevi ne yapıyor bu? Bağlantı sağlıyor. Madde alışverişi yapılırken arkadaşlar ikisi arasında bağlantı sağlayan yapıdır. Gövdenin de şekilleri var tabii ki arkadaşlar. Gövdenin çeşitleri var. İşte otsu, odunsu, yumru gövde, depo gövde gibi. Bunları da işleyeceğiz. Evrimsel adaptasyonlardan da bahsedeceğiz. Şimdi gövdenin yapısında yaprak oluşumunu sağlayan nodyum dediğimiz yapılar vardır arkadaşlar. Nodyumlar yaprakların oluştuğu yerdir. İki nodyum arasındaki yapıya da internodyum diyoruz arkadaşlar. Birazdan şekil üstünde göstereceğim. O zaman şöyle diyelim. Aslında gövde ile ilgili söyleyeceklerimiz oldukça basit. Kök gibi böyle uzun uzadıya anlatmayacağız. Sadece çeşitlerinden bahsedeceğiz. Evet. Gövde için ne diyecektik ilk önce? Bitkinin yaprak ve üreme organlarını taşır. Üreme organlarını taşır. Yaprakla kök arasında iletim görevi görür. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim gövdeyle ilgili. Gövdenin uç kısmında apikal meristem vardı değil mi? Bu apikal meristem ne işe yarıyordu? Ağacın ya da işte her neyse bitkinin boyca uzamasını sağlıyordu. O yüzden en uç kısımda apikal meristem yani uç tomurcuk bulunur arkadaşlar. Bu tomurcuk sayesinde de bölünme gerçekleştirerek bitkinin boyca uzaması gerçekleşiyor. Bir de yaprakların oluştuğu yapıya nodyum denir. İki nodyum arasındaki yapıya da arkadaşlar internodyum diyoruz. İki nodyum arasındaki yapıya da internodyum denir. İki nodyum arasında kalan mesafeye internodyum denir. Internodyum yani arası gibi düşünün. İnter ara anlamında kullanılır. İnternodyum denir. Şimdi gelelim aslında biz gövdenin çeşitlerine. Arkadaşlar çeşitlerini ve şöyle ben bir görevlerini söylemeden önce örneklerini vereceğim ilk önce tablo halinde. Daha sonra otsu ve odunsu gövdeyi daha çok anlatacağım. Çünkü diğerlerini zaten hani isim olarak söyleyip geçeceğim. Ama otsu ve odunsu gövdenin enine kesitleri var bizim için önemlidir. Karşımıza çıkabilir. O yüzden bunlara daha önem vereceğim. O zaman şöyle gövde çeşitleri diyelim. Şimdi arkadaşlar gövde çeşitlerinden ilki otsu gövde. Otsu gövdeye örnek vereyim birkaç tane. Nedir otsu gövdeye örnek olarak? Mesela işte buğday, çimen, mısır, arpa bunlar nedir? Otsu gövdedir. Genellikle tek yıllık bitkiler zaten. Buğday, çimen, arpa, mısır. Bunlar arkadaşlar otsu gövdeye sahip olan bitkilerimiz. Daha sonra ikincisi odunsu gövde. Odunsu gövde de mesela çok yıllık ağaçlarda daha çok bulunuyor zaten. Çam, kavak,
Elma, armut gibi ağaçlarda bulunur arkadaşlar. Şeftali mesela. Bunlar nedir? Odunsu gövdeye sahip. Gelelim diğer gövdelere. Aslında otsu ve odunsu yer edebiliriz ama diğer gövdeler bizim için önemlidir. Nedir bunlar? Mesela birincisi yumru gövde arkadaşlar. Yumru gövdenin bir diğer adı tuber. Tuber gövde. Peki nedir yumru gövde? Kimde bulunur? Mesela patateste. Genelde besin depo eder arkadaşlar yumru gövde. Yer elması. Bunlar nedir? Yumru gövdeye sahip olan bitkilerimizdir. Daha sonra gelelim depo gövde. Depo. Veya da arkadaşlar sukulent dediğimiz gövde. Bu da en iyi örneği zaten kaktüs. Kaktüs arkadaşlar en iyi örneğidir. Daha sonra gelelim. Mesela şöyle alta doğru gideyim ben. Stolon yani sürünücü gövde. Sürünücü gövde yani stolon. Arkadaşlar bunlar da ne yapıyor biliyor musunuz? Toprağın üstünde sürünerek suyun olduğu yere doğru gidiyorlar ve orada kök geliştirerek gelişmeye başlıyorlar. Biz buna sürünücü gövde diyoruz. Karpuzda, çilekte bunlar bulunur. Karpuz, çilek. Daha sonra bir çeşidine daha bakalım. Yassı gövde arkadaşlar. Yassı gövde. Bu da böyle daha çok böyle iç içe sarılmış gibi düşün. Hani böyle yapraklar var da iç içe sarılmış yapraklar bir araya gelmiş gibi düşünün. Mesela örneğini verince anlayacaksınız. Lahana mesela. Lahana iç içe sarılmışlar değil mi? Marul. Daha sonra soğan. Bunlar nedir? Hepsi yassı gövdeye sahip olan bitkilerdir. Son olarak da arkadaşlar size sarılgan gövdeden bahsetmek istiyorum. Sarılgan gövde. Sarılgan gövde de böyle bir şeye tutunduğu zaman ona sarılan gövdedir arkadaşlar. Adı zaten üstünde. Nedir bunlar? Sarmaşık, asma, fasulye. Mesela fasulyeye sırık asarlar sarılsın diye. Bunlar da arkadaşlar bizim sarılgan gövdeye sahip olan bitkilerimizdir. Evet, şöyle altlarını da çizeyim karışmasın. Şimdi bakın. Şunları isim ve örnek olarak bilmeniz yeterlidir. Ama geriye kalan kısmı yani otsu ve odunsu gövdeyi anlatacağım arkadaşlar. Şimdi isterseniz ilk önce otsu gövdeden başlayalım. İkisini karşılaştırarak anlatmayı düşünüyorum. O yüzden bir tarafı otsu, bir tarafı odunsu yazalım. O şekilde karşılaştıralım. Şöyle farklı bir renkle yazayım. Otsu gövde. Odunsu gövde. Odunsu gövde. Şimdi bunları karşılaştırarak anlatalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce kambiyum açısından karşılaştıralım. Otsu gövdede kambiyum bulunmaz. Kambiyum bulunmaz. Peki kambiyum ne işe yarıyordu? Hatırlayın. Kambiyum bir sekonder meristemdi, değil mi? Bitkinin enine kalınlaşmasını sağlıyordu. Yani gövdenin ve kökün enine kalınlaşmasını sağlayan yapı. Peki bunu nasıl yapıyordu arkadaşlar? İçeriye doğru kısilen, dışarıya doğru floem oluşturarak yani bölünerek yeni hücreler oluşturarak enine kalınlaşmayı sağlıyordu. Hatta bunlar sayesinde yaş halkaları sayesinde bitkinin yaşını hesaplayabiliyorduk. Kambiyum bulunmaz dedik ama odunsu gövdede kambiyum bulunur. Kambiyum bulunur. Zaten otsu gövdeler genelde tek yıllık bitkiler oldukları için o yüzden hani kambiyum ne olup olmaması önemli değil onlarda. Arkadaşlar bunlar da bakın otsu gövdelerde gövdenin yüzeyini epidermis kapatır. Gövde yüzeyinde epidermis bulunur. Epidermis bulunur. Peki odunsuda ne var? Epidermisin farklılaşmasıyla ne oluşuyordu? Farklılaşma demeyelim de yaşlanmasıyla ne oluşuyordu? Peridermis, değil mi? Arkadaşlar, odunsu gövdelerin yüzeyinde peridermis bulunur. Gövde yüzeyinde genellikle diyelim, genellikle peridermis bulunur. Peridermis bulunur.
Çünkü odunsu bitkilerde arkadaşlar, odunsu gövdelerde tamamı yaşlı değil. Sadece alt kısımlar böyle hani yaşlanır, enine doğru kalınlaşma olduğu için. Üst kısımlardaki gövdeler daha gençtir. O yüzden oralarda peridermis görülemeyebilir ama alt kısımlarda görülür. O yüzden genellikle yazdım. Arkadaşlar, odunsu gövdelerin kökleri saçak köktür bakın. Saçak kök bulunur. Saçak kök bulunur. Odunsu gövdelerdeyse arkadaşlar kazık kök bulunur. Kazık kök bulunur. Kazık kök neydi zaten? Ana bir kök var. Ondan da yan böyle kökçükler çıkıyor. Bu kazık kök sayesinde toprağın böyle ileri kısımlarına kadar, suyun olduğu yere kadar ilerleyebiliyorlar. Odunsu gövdeye baktığımızda, odunsu gövde arkadaşlar genelde fotosentez yapabilir. Yani burada kloroplast bulunur ve fotosentez yapabilir arkadaşlar. Şöyle diyelim. Gövde parenkimasında kloroplast bulunduğu için fotosentez yapabilir. Fotosentez yapabilir. Zaten odunsu gövdeler genellikle yeşil renklidirler arkadaşlar. Ama odunsu gövdede fotosentez yok. Fotosentez yapamaz. Fotosentez yapamaz. Gelelim bir diğer özelliğine. Otsu gövdeye sahip olan bitkilerde arkadaşlar yapraklarda paralel damarlanma görülür. Yapraklarda paralel damarlanma. Damarlanma görülür. Odunsu gövdelerde ise arkadaşlar yapraklarda ağsı damarlanma görülür. Ağsı damarlanma görülür. Şimdi bakın, enine kesitlerine bakacağız. Enine kesitlerine bakıp ona göre açık ve kapalı demet dediğimiz demetler var. Bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, enine kesitine bakın. Otsu gövdenin şöyle enine kesitine baktığımız zaman iletim demetleri şöyle koyuyla boyadığım flüem olsun, açık renkli olan da kısilem olsun. İletim demetleri dağınıktır. Neden? Çünkü bunlarda kambiyum olmadığı için hani bunları bir arada tutan, ama genelde böyle içe doğru zaten hep şey bulunur. Flem bulunur. Pardon, içe doğru kısilen, dışa doğru flem bulunur arkadaşlar. Ben biraz ters çizdim ama neyse. Evet, şu şekilde dağınık demet vardır arkadaşlar. Ve bunlara biz iletim demeti kapalıdır diyoruz. Yani kapalı demet diyoruz. Kapalı demet diyoruz. Şimdi gelelim odunsu gövdeye. Bakın, odunsu gövdede ise şöyle bir durum var. Kambiyum bulunuyor. Kambiyumun etrafında iletim demetleri böyle dizilmiştir. Ve biz buna da açık demet diyoruz. Neden açık demet? Düzenli bir dizilim vardır arkadaşlar. Ve bu düzenli dizilimden dolayı da böyle bir açık, hani sanki bir demet tutmuşsunuz, açık bir demet tutmuşsunuz gibi görülür. Ve buna da biz açık demet diyoruz. Şöyle yazalım açık demet diye. Açık demet. Şimdi bunları yazdıktan sonra bir de dıştan içe doğru tabakalarını da yazayım arkadaşlar size. En dışta ne var bakın, otusu gövdede epidermis. Epidermis bulunur. Hemen bir altta arkadaşlar şu orta kısımda parenkima ve diğer destek dokular da diyebiliriz. Destek dokular. Sonra odun borusuyla soymuk borusundan bahsedelim. İçe doğru o koyuyla boyadığımı ben odun borusu diyeyim. Yani kısilem. Dışa doğru olana ise arkadaşlar fulem diyelim. Yani soymuk borusu. Soymuk borusu. Diğerinde de gösterelim. Bakın, diğerinde dışta ne vardır? Epidermis değil, peridermis vardır. Peridermis. Genelde diyorum ama bunu. Hemen bir alt tabakasında arkadaşlar kabuk bölgesi vardır. Kabuk. Diğer bir adıyla korteks. Bakın, bunda kabuk yok. Neden? Çünkü zaten kabuk oluşturma vakti yok. Hemen ne yapıyor? İşte büyüyor, gelişiyor, hop toplanıyor arkadaşlar veya ölüyor. Bu yüzden tek yıllık, genelde tek yıllık bitkiler oldukları için bunlarda kabuk oluşumu görülmez. Daha sonra şu dışta olan neydi? Fulea. İçte olan neydi arkadaşlar? Kısilem. Bir de arada bulunan yapıya ne diyorduk? Kambiyum. Bu da bizim odunsu gövdemizin enine kesitidir. Evet, şimdi
Hemen şu alta kısaca da şeyden bahsetmek istiyorum. Gövdedeki evrimsel adaptasyonlardan bahsetmek istiyorum. Burada dört tane yapıdan bahsedeceğim. Bakın bu dört yapıyı zaten burada verdim. Ama bunların bir evrimsel adaptasyon olduğunu bilin diye yazacağım arkadaşlar. Şöyle yazalım. Gövdede evrimsel adaptasyonlar. Evrimsel adaptasyonlar dedik. Şimdi şuraya bir diyorum rizomlar. Rizom. Arkadaşlar nedir rizom? Rizom şu. Toprak yüzeyinin bakın hemen altında bulunan rizomlar. Toprağın hemen altında büyüyen yatay sürgünden oluşan yapılardır arkadaşlar rizomlar. Mesela zencefil buna örnektir. Bu hani kök zencefil var ya, zencefile bakın zaten böyle köke benziyor. O zencefil nedir arkadaşlar? Aslında rizom bir gövdedir. İşte bu zencefilin o rizom dediğimiz yapılarından hani böyle göz göz olan kısımlarından da yeni zencefiller oluşabilir. Bu yüzden de eşeysiz üremenin de aslında bir eşeysiz üremeye de katkı sağlar diyebiliriz. O zaman rizom için şöyle yazalım. Toprak yüzeyinin altında bulunur zencefil. Örnek olarak da zencefili verdik. Gelelim ikincisi soğan. Bakın soğanı zaten burada yazdım mı soğanı? Yok yazmadım. İki soğanlar. Arkadaşlar soğanlar da genellikle besin depo eder. Besin depo eder. Mesela lale, çiğdem bunun gibi bitkiler soğanla çoğalan bitkilerdir. Üçüncüsü arkadaşlar stolonlar. Stolonlar. Bakın stolonu yazdık. Karpuzda, çilekte var. Bu ne işe yarıyor peki? Arkadaşlar bunlar toprak yüzeyinde büyüyorlar. Hani dedim ya size. Böyle toprağın yüzeyinde hareket ederek işte suyun olduğu yere doğru gidiyor. Ve orada kök oluşturarak yeni bitkiler oluşturuyor. Hem eşeysiz üremeyi sağlıyor hem de evrimsel bir adaptasyondur. O zaman şöyle yazalım. Toprak yüzeyinde büyür. Eşeysiz üremeyi sağlar. Eşeysiz üreme sağlar. Örneğini zaten buraya yazdım. Karpuz ve çilek olarak. Gelelim sonuncusuna. Sonuncusu da yumru gövde arkadaşlar. Bakın burada da yazmışız zaten yumruyu. Yumrular. Bunlar da arkadaşlar besin depo ederler. Mesela patates, yer elması örnek olarak verdik zaten. Besin depo eder. Evet, bu şekilde gövde ile ilgili anlatacaklarınız bunlar. Bu arada videomuz 17 dakika olmuş. Ben gövde ile yaprağı birlikte anlatmayı düşünüyordum ama sanırım mümkün olmayacak. Burada bitirelim. İkinci dersimizde yani videomuzda bir sonraki videomuzda arkadaşlar yaprağa geçelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.